bugün sizlere Kuzey Kore hakkında hiç duymadığınız bilgiler vereceğim. Her şeyi bilen bir devlet başkanı. Teknolojiden politikaya, askeri konulardan spora kadar pek çok şeye önem veren bir devlet başkanı. Ona diktatör diyorlar ama diktatör olsaydı halkı için, çocukları için bu kadar çalışır mıydı? Sonuna kadar eşit bir düzen. Kesinlikle torpil, hısım, akraba, kayırma yok. Rüşvet alan kim olursa olsun cezası anında veriliyor. Enişte, damat, dayı fark etmiyor. %0 işsizlik oranı. Yarın kalkınca işsiz olabilir miyim, akşam eve ekmek götürebilir miyim derdi yok. Bir işten çıkmadan ötekine giriş yapılıyor. Ülkenin işlemi gelişmiş bir inşaat sektörü. Binalar, anıtlar, mozaik panolar, caddeler, üst geçitler, her şey vizyon sahibi. İktidar tarafından çok büyük boyutlarda inşa edilmiş. Bomboş ve görkemli caddelerin etrafı yeşillendirilmiş. İnşaat sektörü ülkenin İnşaat sektörü ülkenin lokomotifi. Lanet olsun lokomotifi. İnşaat sektörü ülkenin lokomotifi. Yaşanabilir şehirler. Şehirler birbirinden güzel, anıtlar heykellerle donatılmış. Sevgisini göstermekten çekinmeyen insanlar. İnsanlara sevgisini göstermekten kaçınmıyor. Bıraksanız sizi omuzlarınızda taşıyacak kadar büyük gönüllüler. Tabii üzüntülerini göstermekten de çekinmiyorlar. Hakeza üzüntülerini göstermekte de çekinceleri yok. Devletin aile kurumuna verdiği önem. Devlet sizin tek başınıza eve çıkmanıza izin vermiyor. Herkes ailesiyle beraber yaşıyor. Bekarlar ebeveynlerinin ya da kardeşlerinin yanında kalmak zorunda. Devlet aile bağlarının kopmasına, insanların birbirinden uzaklaşmasına izin vermiyor. Size sımsıcak yuva ortamı sunuyor. Sağlıklı yaşama verilen değer. Halk işine yakın oturduğu için ya yürüyorlar ya da ulaşım için bisiklet kullanıyorlar. Hava kirliliği ve çevreye verilen zarar minimum. İş gören bir metro ağı. Görkemli, işinizi gören ve bunaltmayan bir metro ağı. Mutlu çiftler, parlak gelecek. 50'lik yaşı kızlarda 26-28, erkeklerde de 30-33. Evleneceğiniz kişiyi özgürce seçebiliyorsunuz. Devletin politikası mutlu çiftler, parlak gelecek ve evlendiğinizde soyadınız değişmiyor. Boşanma oranı ise çok düşük. İş hayatında var olan kadınlar. Kuzey Kore'de kadınlar hayatlarının her alanında aktif ve erkeklerle aynı statüde ve aynı şartlarda çalışıyorlar. Tam bir eşitlik söz konusu. İnternet komple yasak olduğu için o sistemi kapandı, o milletvekili ayet mi yazdı, şu mu oldu, bu mu oldu derdi yok. Sosyal ilişkilere daha çok vakit ayırabiliyorsunuz. İsraf sıfır, devlet kaynaklarınızı etkin kullanmanız için sizi teşvik ediyor.